Goberler merhabalar. Şimdi 9. köşe taşında kalmışız dairenin. Hemen vira bismillah diyorum. Başlıyorum arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Evet, karesin içinde çemberler çizilmiş. AB'yi 4 vermiş. Demek ki BC de 4. O zaman bu çemberimin şöyle merkezini işaretledim. Bunun da merkezini işaretledim. Yarıçapımızın 2, 2. Bununkinin de 2, 2 olduğunu gördük. Taralı alan nedir diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi ben bu şekle daha çok limon diyorum dostlar, limon. Böyle genelde karenin içinde şu şekli gördüğünüzde böyle tam bir daire değil, limona benzeyen bir şekil. Hemen karenin köşegenlerini çizmeniz işinizi kolaylaştıracak dostum. Bakın bu köşegeni de çizdim. Şöyle şu köşegeni de çizdim dostlar. Ve bu köşegeni çizdiğinizde şimdi karede biliyorsunuz köşegenler birbirine eşit. Yani şu dört parçanın uzunluğu birbirine eşit olacak karede. Köşegenler hem birbirini ortalıyor hem de birbirine eşit olduğu için bu dördü birbirine eşit oluyor. Dairede de şunu biliyoruz. Eşit kirişlerin arkasındaki yay parçaları da birbirine eşit oluyor. Yani şuradaki yay parçasına ben A alanı dersem şu kirişin arkasındaki yay da A. Bakın bu kirişin bu arkasındaki yay da A, bu arkasındaki yay da A oluyor. Yani bana 2A'yı soruyor dostlarım. Ben 1A'yı bulup olayı bitireceğim arkadaşlar. Şimdi bunu da genelde taşıma da yapıyoruz dostlar. Taşıma yaparak da çözebiliyoruz bu soruyu. Yani mesela şöyle. Şimdi şuradaki A'yı buradan silip tutup şuraya taşıdığımı düşünün dostlar. Sonuçta ikisi de aynı alan olduğu için ha buradakini bulmuşum ha buradakini bulmuşum. Şimdi 2A dediğim şuradaki onu hatta şöyle yapayım ben. Bakın şuradaki A ile şu bölge ile şuradaki bölgenin toplamını soruyor oldu artık benim için. Şimdi bunu şöyle de çözebilirim. Şurada bir yarım daire var. Hemen yarım dairenin alanını bulurum ki yarım daire pi re kare bölü 2'dir. Yarıçapımız 2 olduğu için karesi 4 yaptı. 4 ile de 2'yi sadeleştirdim. 2 pi çıktı. Bu yarım daireden ben şuradaki şu taradığım dik üçgenin alanını çıkartırsam hemen bu dik üçgeni de bulalım. Bakın bu ikiz kenar dik üçgen. Hipotenüsü 4. O zaman dik kenarları 2 kök 2, 2 kök 2 olacak değil mi? 4'ü kök 2'ye böldüğümde buldum arkadaşlarım bunu. Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpıyorum. 8. 2'ye bölüyorum 4. Bu da üçgenin alanı 4. Şimdi ben bu yarım daireden yani 2 pi'den 4'ü çıkarttığımda yani Denizli'yi işaretlediğimde işte taralı alanı bulmuş oluyorum. Dediğim gibi bu bir yöntem taşıma yaparak buluyorum ki bu yöntem daha ilk kolay işe yarıyor arkadaşım. Ya da şöyle de yapabilirdim. Şu merkezden şunu çizdiğimde şurada bakın bir çeyrek daire dilimi görüyorum. Bu çeyrek daire diliminden şu dik üçgenin alanını çıkarttığımda A'yı buluyorum. Çıkan sonucu da 2 ile çarpıp 2A'yı bulabilirdim. Bu da bir diğer yöntemimiz olsun. Geldik buna. Bakın yine bir limon görüyorsunuz. Fakat bu sefer kare yok işin içinde. Dairelerin yarıçapları eşit ve 6 santimdir. Buna göre taralı alan kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz bu şeklin aynısını üçgen çemberde açıda, çemberde uzunlukta da gördük. Ve dedim ki size dostlarım, eğer iki çember kesişiyor ve birbirinin merkezlerinden geçiyorsa, şimdi bir kere merkezleri birleştiriyorsun bu yarıçap. Merkezden kesim noktalarına çizgiler çiziyorsun. E bunlar da yarıçap ve 6 6 6 santimdir dostlarım bunlar. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor karşıma. Bu da 6 santim. Bakın şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Şurası 60 derece diyebilirim. Hatta aynısını bu tarafta da yapabilirim ben. Bunlar da 60'ar derece oldu diyebiliriz. Şimdi bizim taralı şeklimiz neden oluşuyor arkadaşlar? Bunu görmemiz lazım. Bakın şurada bir A alanı var. A diyelim buna. Şimdi aynı şekilde bu da A, bu da A, şuradaki bölgemiz de A. Niye hocam bunlar birbirine eşit? Çünkü her birinin önündeki kiriş eşit uzunlukta 6 santim. Eşit kirişlerin arkasındaki yay parçaları, daire parçaları da daire kesitleri de birbirine eşit alana sahiptir. O yüzden dördüne de A dedim. E şurada bir eşkenar üçgenimiz var B diyelim buna. Şurada da bir eşkenar üçgenimiz var B dedik buna da. Yani bizim taralı bölgemiz aslında 2 tane B ve 4 tane de A'dan oluşuyor dostlar. Şimdi B'yi hemen bulabiliriz. Eşkenar üçgenin alanı değil mi sonuçta? Neydi eşkenar üçgenin alanı? Bir kenarının karesinin yani 6'dır bir kenarı. Karesi 36.
kök 3 bölü 4 diyorduk. A kare kök 3 bölü 4. Yani 36 kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 yapar B. 2 tane var. O zaman 18 kök 3 yaptı B. Artı şimdi 4A'yı ekleyeceğiz buna bir de. Elhamdülillah. Ay. Oh, hapşırdım. Hadi bir daha. Oh, çok güzel oldu. Evet. Şimdi 18 kök 3'ü buldum arkadaşlarım. Şimdi bir de ne var? A'ları bulacağız. Bakın bir tane A'yı buluyorum. Onu da nerede bulayım? Şöyle bir yer açayım kendime. Şimdi bir tane A'yı bulup sonra bunu 4 ile çarpacağım. Şimdi bir A dediğimiz şey şuradaki daire kesmesi, daire kesiti. Bunu da şuradaki 60 derecelik daire diliminin alanından 60 bölü 360 çarpı pi re kare yani 36 pi'den. Ben bu eşkenar üçgenin alanını ki onu da ne bulmuştum? 9 kök 3 bulmuştum. Bunu çıkarttığımda işte A'yı buldum dostlar. Hadi biraz düzenleyelim burayı. Şunlar gitsin. Yani A dediğimiz şey 6 pi eksi 9 kök 3. E hocam dedik ya bundan 4 tane olacak. Çarpalım 4 ile bunu. Yani 4 A'yı bulalım hemen. 4 A eşittir. 34 ile çarparsam 24 pi eksi 36 kök 3 oldu 4A. Ve bunu da neyle toplayacağım? 18 kök 3 ile toplayacağım. Hemen 24 pi'ye bir şey olmuyor. 24 pi dursun yine. Artı 18 kök 3 eklediğimde 36'dan 18 çıkarsa 18 kök 3 kalıyor. Yani cevap 24 pi eksi 18 kök 3 oldu. Sorumuzun cevabı burada göremiyorum. Niye göremiyorum? Ha şeyde Edirne şıkkında mevcutmuş arkadaşlarım. Hemen Edirne'yi işaretledim. Evet, geldim 3. soruya. Bakın artık bunu çok kolay bir şekilde çözebileceksiniz. Neden? Çünkü artık kare olduğunda hemen karenin köşegenlerini çizmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Şunları çizdik. Şimdi bunların her biri birbirine eşit dedik. Birinci soruda söylemiştik bunu. A yapalım bunlara. Ve bize 2, 4, 6, 8 A soruluyor. Biz şimdi 1 A'yı bulacağız ya da 2 A'yı da bulabiliriz. Sonra gerekli sayıyla çarpıp 8 A'ya ulaşacağız arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Birinci soruda bize sadece şuradaki 2 A'yı sormuştu dostlarım. Hemen bulduk onu. Şimdi burada da aslında birinci sorunun aynısının 4 ile çarpılmış hali ama biz yine de hepsini bulmaya çalışalım. Şimdi bu sefer de şöyle bulalım. A'yı bulalım isterseniz. Birinci soruda 2 A'yı bulmuştuk direkt. Burada da A'yı bulup 8 ile çarpalım. Bakın şurada bir çeyrek dairemiz var. Hatta yarıçapımız 2, 2, 2. Şimdi bu çeyrek dairenin alanı pi re kare bölü 4'tür. Çeyrek daire dediği için bölü 4. R'miz 2 olduğu için karesi 4 yapar. 4'ler gider pi çıktı. Bu kırmızı çeyrek daire. Şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanı da 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 çıktı sadece arkadaşlarım. Ve ben bu pi'den 2'yi çıkartırsam işte buradan a'yı buldum. Bana bunun 8 katını soruyor. Yani 8 pi eksi 16'yı soruyor o halde. Cevap Denizli'den paketlendi. Evet, son sorumuza bakalım şimdi. 4. sorumuz. Düzgün altı gelmiş bu seferki. Yine köşegenleri çizeceğim arkadaşlarım. Şöyle uzun köşegenlerini çizelim. Şunu çizdik. Bunu çizdik. Ve bunu çizdik. Şimdi düzgün altıgende de bu uzun köşegenler birbirine eşit ve üçü çizildiğinde birbirini ortaladığı için her bir parça birbirine eşit geldi. Ve ben şuradaki A'yı, şuradakini, şuradakinin birbirine eşit olduğunu çok iyi biliyorum artık dostlarım. AB'ye 6 vermiş. Yani bir kenar uzunluğumuz 6. Şunlar hep düzgün altıgende açı orta yoludu. Yani 60-60-60 eşkenar üçgen çıkıyordu bunlar. Bunu da bir söylemiş olalım. Evet, sonrasında ne diyor bize? Taral alanlar toplamı. Ben şimdi yine ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradaki A'yı bulacağım arkadaşlarım. Bakın şurada bir şöyle bir göstereyim size. 60 derecelik bir daire dilimi var dostlar burada. Şimdi bu 60 derecelik daire diliminin alanını hemen şurada buluyorum. 60 çarpı pi re kare. R'miz 6 olduğu için 36 yaptı. Bölü 360. Sıfırları sildim. 36'ları sildim. 6 pi çıktı. Neresi bu? Şu mavi yaptığım daire diliminin alanı. Ben şimdi bu mavi yaptığım daire diliminin alanından şuradaki eşkenar üçgenin alanını, o da a kare kök 3 bölü 4'ten
9 köküç yaptı. Bunu çıkartırsam 9 köküçü, işte bu benim A dediğim yer. Yani şurayı buldum arkadaşlar. Bakın şuradaki A'yı buldum. E bu A'dan 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. Yani bunu ben 12 ile çarpacağım. 6 pi'yi 12 ile çarparsam 72 pi yapar. 9'u 12 ile çarparsam 108 yapar. 72 eksi 108 köküç oldu sorumuzun cevabı. Evet, 9 numara tamamdır böylelikle. Çevirdim ve 10 numaraya geldim. 10 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna bakıyoruz şimdi. Karesi içinde. Bakın yine limon parçalarımız var. Yani ben yine şöyle bir köşegenimi çizeyim. Bir de şu köşegenimi çizeyim. Şimdi şunların her biri birbirine eşitti. AA. Bu da AA. Bu da AA. Hatta taşıma yapabiliyorduk. Bakın şu A'yı şu A'nın olduğu yere taşısam. Şuradaki A'yı sildim. Buraya taşıdım. Bakın burada bana nereyi sormuş oldu? Hani şu bölgeye ben B diyeyim. Şu bölgeye de B diyeyim. Şimdi normalde bana A artı B'yi soruyor. Ya da buradan göstereyim. A artı B'yi soruyor. E hocam buradaki A artı B'yi bulsam da oluyor demek ki diyeceksin artık. Yani şu üçgenin alanı aslında A artı B'nin alanına eşitmiş. E şurası da A artı B çıktı. Yani ben direkt şuradaki dik üçgenin alanını bulduğum zaman olay bitiyor. Karemizin bir kenarı 10'muş. O zaman dik kenarlar 5 kök 2, 5 kök 2 olacak. Dik üçgenimin alanı 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2. Kök 2 kök 2, 2'yi götürür. 25 çıkar dik üçgenin alanı. Bunun alanı. E bu da 25. Topladım. 50 geldi. Zaten 4 tane üçgen. İkisi karenin yarısı demek. Diğer ikisi de diğer yarısıydı. Karenin alanının yarısı da diyebilirdik buna. Evet. AB 8. Çemberin çapı 8 ise yarı çapı 4, 4. Teğet gördüğün zaman dik indir demiştim. E bu da 4. Demek ki buralar 45, 45. Hatta şurayı çizelim. Bu da 45, 45. Yani şununla şu birbirine eşit oldu. Burası 4. Burası da 4 geldi. Bakın bu kirişin arkasındaki yay A ise bu kirişin arkasındaki de A olacak. Şu taralı bölgeye de B diyelim. Bana şu A ile bu B'nin toplamını soruyor. Yani A artı B soruluyor. Lan o zaman niye ben şuradaki A ile bu B'nin toplamını bulmayayım ki? Bakın bunların toplamı güzel bir üçgen yapıyor sonuçta. Ne yaptım? Bunu aldım, buraya taşımış oldum. E bana direkt buradaki üçgenin alanı soruluyormuş meğersem. O da 4 çarpı 4 yani 16 bölü 2'den 8'i paketledim dostlar. Evet, burada taşıma yöntemi yapıyoruz anladığım kadarıyla. İki soru da yaptık. Bunda da yapacağız muhtemelen. Taralı alanların toplamı 16 santimetre kare olduğuna göre x nedir diye bir soru sormuş. Şimdi yine gelin birlikte başlayalım. Şimdi burası x ise şurası da x. Yani bu bir kere 45 45 90 dik üçgeni. Ben şurayı çizdiğimde bu da demek ki 45 45 90 dik üçgeni yapacak ve burası buraya eşit geldi kardeşim. Hatta ne dedik biliyor musunuz? Bakın bu kirişin arkasına A alanı yazarsam bu da A. Yani ben bu A'yı alıp buraya taşıyabiliyorum eğer istersem. Şuna da B diyelim. Şimdi bizden A ile bu B'nin toplamını istiyor, vermiş. Daha doğrusu istemiyor, vermiş. O zaman bu A ile bu B'nin toplamı da aynısı olacak değil mi? Yani şuradaki şu dik üçgenin alanını bize 16 olarak vermiş arkadaşlar bu adam. 16'ymış buranın alanı. Peki dik üçgenin alan formülü neydi? İkiz kenar dik üçgen olduğu için bu 45-45'lerden dolayı A çarpı A bölü 2'yi 16 olarak vermiş. Demek ki A kare eşittir 32 yaptı. A eşittir 4 kök 2 çıktı. Peki 45-45-90'dan da X'i bulalım. A, A, burası da A'nın kök 2 katı olacaktı. Yani 4 kök 2'nin kök 2 katı. 4 kök 2 çarpı kök 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 4 ile de 2'nin çarpımı 8'dir. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet, buna bakalım şimdi. AE 24. Şimdi bunlar eş çemberler mi? Gördüğüm kadarıyla hepsi eş. Bakın burasına R dersem bu da R. Tabi bu da R, bu da R. Merkezlerinden geçiyorlar birbirlerinin. 4R'yi 24 vermiş. Demek ki R 6. Şimdi şu A ile şuna B diyelim, şuna da C diyelim. Bu A aslında şuradaki bölgenin aynısı, şu beyaz bölgenin. Şimdi benden BC A'nın toplamını istiyorsa
aslında şuradaki yarım dairenin alanını istiyor diyebiliyorum ben hemen. Yarım dairede pi r kare bölü 2'den r'miz 6 olduğu için karesi 36, 2'ye böldüm 18 pi çıkar. Sorumuzun cevabı geldi. Evet, 10 numarada tamamdır. Hemen 11 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna başladım arkadaşlar. Evet, bunu biz çemberde uzunlukta çok gördük. Çemberin içinde yer çeyrek çemberde böyle bir diklik gördüğümüzde hemen dikliğin çembere dokunduğu noktayla merkezi birleştiriyorum. Burası benim yarı çapım, yani 12. O zaman şu da 12. Bakın burada 90'ın karşısı 12 ise sadece 30'un karşısı yarısıdır. O zaman burası da 60, buraya da hatta 6√3'ü yapıştırdım. Şurası da 30 derece. Taralı alan nedir diye soruyor. Bakın taralı alan bir dik üçgen ile 30 derecelik daire diliminden oluşuyor. Hemen 30 derecelik daire dilimini bulalım. 30 bölü 360 pi r kare, yani 144 pi yapıyor ki birer sıfır sildim. 36'ya böldüm 4. 3 kere 4 12 pi burası çıktı. Şurası 12 pi. Şurayı bulalım. Dik üçgenin alanı, dik kenarlarını çarpıyorum 6 ile 6√3'ü. 36√3 yapıp 2'ye bölüyorum. 18√3 de burası. Demek ki 12 pi ile 18√3'ün toplamı, yani cevap Adana'dan geldi. Çok benzer bir soru yine arkadaşlarım. Bakın ne yapacağız burada da? Hemen şuradan şu dikliği gördük ya, dikdörtgen olduğu için burası dik. Birinci sorudaki gibi hemen K ile merkezi birleştirdim ve bu da yarıçaptır. 8'i yapıştırdım. Şimdi buralarda ikiz kenar dik üçgen çıktığı için 45-45 yazalım. Tabii ki şurası da 90 olduğu için buraya da 45 derece kaldı. Hatta şunlar 4√2 olacaklar değil mi? 45-45-90 üçgeninde. Ha şimdi ne yapacağız öğretmenim? Bakın bize ne soruyor bu sefer? Bir dik üçgen yine, bir de 45 derecelik dairenin alanı. Hemen 45 derecelik dairenin alanını şu kenarda buluyorum. 45 çarpı pi r kare, yani 64 pi bölü 360 diyorum. Nasıl yapalım? 45'e bölelim. 45'e bölelim. 8 çıksın. 8'e bölelim. 8'e bölelim. 8 çıksın. 8 pi. Yani şuranın alanı 8 pi. Artı şurada da dik üçgen var. O da neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 4√2 ile 4√2'yi çarpıp 2'ye böleceğim. 2'ler √2 ile çarpılınca √2'ler 2 yapıyor. Bu 2 ile gittiler. 16 geldi. Burası da 16. 8 pi artı 16 olacak. Bursa'dan geldi cevap. Evet, üçüncü sorumuz. O merkezli çemberde. Yine bakın burada bir 45-90 45 derecemiz var. O zaman şurası da 2√2. Bu da bunun √2 katı olacak, 4. Yani yarı çapımızı 4 vermiş. Bize taralı alanı soruyor. Taralı alan, şurada bir 45 derecelik daire dilimi var dostum. Hemen bunu bir bulalım mı? 45 derecelik daire dilimi. 45 bölü 360 çarpı pi r kareden 16 pi geldi. Böl böl 8. Böl böl 2. 2 pi'miş burası. Yani 2 pi'den biz şu dik üçgenin alanını çıkartacağız. Şu kırmızı yaptığım dik üçgeni. O da 2√2 ile 2√2'nin çarpımının yarısı. √2√2 2'yi götürdü. 4 kaldı yani şurası. Demek ki 2 pi eksi 4, yani Ceyhan'dan gelir sorumuzun cevabı. Hemen buna bakıyorum. AB çaplı çemberde 4, 2 daha. Bakın yarı çapımı 6 vermiş. Şimdi şuraya da 6'yı yapıştıralım hemen biz. Başka 75 var, 2 var, 4 var. Taralı alan nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şurayı da çizeyim. Belki bir şeye faydası olur. Buranın da 6 olduğunu görelim arkadaşlarım. Şimdi burası da yarı çapımız olduğu için 6 birim. AB çaptır. Tamam, başka bir şey yok şimdilik. Şurayı da çizelim. Şimdi burası da çapı gören çevre açı olduğu için 90. O zaman şuraya 15 kaldı. 15'in gördüğü yay 2 katı olacak, 30. Demek ki şu açıya da 30 derece kaldı. Evet, böylelikle sorumuzun nasıl çözüleceği de belli oldu. Bakın şurada 30 derecelik bir daire dilimi var. Hemen bunun alanını buluyorum. 30 bölü 360 çarpı pi r kareden 36 pi. 0, 0, 36, 36 gitti, 3 pi. Şimdi şuradaki kırmızı yaptığım daire diliminin alanını buldum. Bir de şurada beyaz bir üçgen var. Bu beyaz üçgeni çıkartırsam taralı alan karşıma çıkıyor. Şimdi beyaz üçgenin alanını da sinüs alan bağıntısından bulacağım. Onu da hemen şurada buluyorum. 1 bölü 2 kenarların çarpımı 4 çarpı 6, bir de sinüs 30. O da 1 bölü 2. 2'ler 4'ü götürdü, bir tek 6 kaldı. Yani 3 pi eksi 6'dır. Benim sorumun cevabı Denizli'den çıktı.
Evet, 11 numarada tamamdır. Geldik 12 numaralı köşe taşımızın ilk sorusuna. O merkezli çeyrek çember, 2 tane S1 S2 var burada. 4 S1 ile S2 eşit. Arkadaşlar bunu üçgenlerde de gördük, dörtgenlerde de gördük. Böyle 2 tane alanın eşit olduğunu verdiğinde hemen bunlara aynı harfi yazıyorum. A, A diyorum ve mutlaka boşlukta bir yer vardır, B diyorum. A artı B'leri birbirine eşitliyorum. Bakın A artı B dediğimiz zaman şuradaki çeyrek dairenin alanı çıkıyor karşımıza, değil mi? A artı B. Şu çeyrek dairenin alanı A artı B. Nedir çeyrek dairenin alanı? Yer tam dairenin 1/4. Yarı çapı 4 olduğu için pi re kareden 16 pi gelir. Bu çeyrek dairenin alanı. E hocam şurada da bir dikdörtgen var. Bunun da alanı A artı B. Şurası da hatta 4 eksi x'tir, değil mi? Tamamını 4 olduğunu bildiğim için yarı çaptan. E dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar bölü 2 yok pardon. Bölü 2 yok. Bu kadardı. Şimdi şununla şunu sadeleştirelim, 4. Şununla şu 4 gitsin. Demek ki pi eşittir 4 eksi x. Eksi x'i buraya alıyorum, pi'yi buraya alıyorum, 4 eksi pi geliyor. Demek ki x eşittir 4 eksi pi'dir diyebiliyorum. Cevap bu. Şuna bakalım. O merkezli çeyrek çember. Şöyle biraz küçülteyim soru gözüksün. Diyor ki 3 var, 1 var. Tamam, onları gördüm. Bir de S3. S1 ile S2'nin toplamına eşitmiş arkadaşlarım. S3. S1 ile S2'nin toplamına eşitmiş. Şimdi bu çeyrek daire ise şurası da 4. Şurası da 5 bir kere. Bunu bir yazalım. Şimdi şunun alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Şuna A diyelim. Demek ki S3 de 6 artı A'ya eşit. Bunu da söylemiş olalım. Şuraya da bir B alanı yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Şuradaki dik üçgen x ile 5'in oluşturduğu şu dik üçgenin alanı 6 artı A artı B. Dik üçgenin alanı nedir dik üçgenin alanı? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. 5 çarpı x bölü 2 bu dik üçgenin alanı. Onu kırmızı yapayım mı hatta dik üçgeni? Şöyle daha iyi görün. Dik üçgenimizin alanı bu. 5 çarpı x bölü 2 ve neye eşit bu? A artı B artı 6'ya. Peki şurada bir çeyrek daire var arkadaşlarım. Bu çeyrek dairenin alanına bakın. A var, B var, yine 6 var. O zaman bu dik üçgenin alanına eşit. Yani bu eşittir çeyrek dairenin alanına. O da pi re kare bölü 4. Yani pi çarpı 16 bölü 4. 4 ile bu gitsin. 4 kalsın. 5x eşittir buradan 8 pi yapar. X eşittir 8 pi bölü 5 çıkar. Yani Bursa'dan gelir sorumuzun cevabı. Evet, bunu da hallettik. Geldik şu 3 numaralı sorumuza. O merkezli yarım çember falan filan filan falan. S3, S1 ile S2'nin toplamına eşit arkadaşlarım. Şimdi yine aynı muhabbeti yapacağım bakın. Şuna A diyelim. Şuna B diyelim. Şurası A artı B'ymiş. Buraya da C diyelim. Şimdi burada bir yamuk var bakın. A, B ve C'den oluşan bir yamuk. Şu. Bu yamuk. Dik yamuk arkadaşlarım hatta bu. Şimdi bu yamuğun alanı ne? A, C ve B'den oluşuyor. Peki yamuğun alan formülü neydi? Alt taban artı üst taban yani 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi bunun yüksekliği de 2x. İşte bu şuradaki yarım daireye baktığınızda o da A, B, C'den oluştuğu için yarım dairenin alanına eşit. Yarım dairede pi, r'si x olduğu için x kare bölü 2. Bölü 2'ler gitsin. Şu x ile şu bir tane x gitsin. Burada x kalsın. 16 eşittir pi x. 16 bölü pi eşittir x geldi. Evet, son sorumuza bakıyorum. B merkezi çeyrek çember ve S1 S2'ye eşit. Bakın yine bunlara A, A şuraya da B dedim. Şimdi A artı B'ye bakın dik üçgenin alanı. A artı B'ye bakın çeyrek dairenin alanı arkadaşlar. Buna göre de diyor ki AD bölü BC oranı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi buna X diyelim, buna Y. Şöyle Y oldu. Şimdi çeyrek dairenin alanıyla dik üçgenin alanını eşitliyorum. Çeyrek dairenin alanı pi re kare yani pi y kare bölü 4. Eşitliyorum dik üçgenin alanına, o da Y çarpı Y artı X'tir diğer dik kenarı bölü 2. Şu Y ile şuradakilerden bir tanesi gitsin bir tanesi kalsın.
Şu 2 ile şu gitsin, 2 kalsın. Bakın buradaki pi y eşittir 2 çarpı, yani 2y artı 2x'e eşit oldu. Şimdi başka neyi soruyordu bize? X bölü y'yi soruyor. Şu 2y'yi buraya alırsam pi y eksi 2y eşittir 2x olur. Y parantezinde pi eksi 2 eşittir 2x olur. X burada dursun, 2'yi buraya bölü atayım. Pi eksi 2 bölü 2. Y'yi de buraya bölü olarak atayım. İşte x bölü y. Pi eksi 2 bölü 2. Hatta bunu da ayrı ayrı paydalarda yazalım. Pi bölü 2 eksi 2 bölü 2. Yani pi bölü 2 eksi 1. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 12 numarayı da hallettik böylelikle dostlarım. Şimdi bu videomuzu da burada durdurayım ben. 25 dakika olmuş zaten. 26'ya gireceğiz neredeyse. Bir sonraki videoda kalan 4 köşe taşını çözeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.